Değerli dostlarım, 33. ünitedeyiz ve ilk 8 köşe taşını gömdük. 9 numarayı da gömmeye hazırlanıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir ayarımızı yaptık. Odaklanmaya bastık ve başlıyoruz. Diyor ki, böyle bir karmaşık sayı vermiş. Köklü sayılardan oluşuyor bu karmaşık sayımız. Bunun reel kısmıyla imajiner kısmının bilmem nesinin katlarının farkı falan filan. Şimdi reel kısım neydi arkadaşlarım? Yanında i olmayan kısımdır şurası. O halde diyor ki bize kök 5 ile reel kısım kök 5 bölü 2'yi çarpın. Eksi diyor. Kök 2 ile de imajiner kısmı çarpın. İmajiner kısmımız da şurasıydı. i'nin katsayısı eksiyi almayı unutmayın ama burada arkadaşlarım. Eksi kök 2 bölü 3'tür. İmajiner kısmımızda. Yalnız ne demiş? Üstünde çizgi var galiba değil mi? Z'nin eşleniğinin imajiner kısmından bahsediyor dostlar. Orayı kaçırmayalım. Şimdi Z'nin eşleniği dediği zaman şunu alacaksınız. İ'li kısmın katsayısının işaretini değiştireceksiniz dostum. Yani reel kısma hiçbir şey yapmıyoruz. Z'nin üstünde çizgi demek, Z'nin eşleniği demek. Z'nin eşleniği demek de kardeşim, reel kısma hiç dokunmuyorsun. İmajiner kısmın işareti eksi ise artı yapıyorsun onu. O halde artı kök 2 bölü 3 i. İşte bu da z'nin eşleniğidir. Peki ne diyordu? Z'nin eşleniğinin imajiner kısmını alın. Yani kök 2 bölü 3'ü alacağız. O halde artı kök 2 bölü 3 diye de bunu yazalım. Peki gerisi normal, klasik köklü sayı. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5 bölü 2 eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 bölü 3. Pay da eşit diyelim 3 ile 2 ile. 3 kere 5 15 eksi 2 kere 2 4 bölü 2 kere 3 6 geldi. Yani 15'ten de 4 çıkarsa 11 bölü 6'ymış sorunun cevabı. Evet, geldim 2 numaraya. Diyor ki Z'nin diyor eşleniğini bul. Eşleniğini bulduktan sonra da eksiyle çarp diyor bize dostum. Soru bunu söylüyor. Şimdi Z'nin eşleniğini bulmaya alışacağız biz artık. Neydi Z'nin eşleniği? Reel kısma hiç dokunma. Artık işaretini değiştirmiyor reel kısmı. Sadece sanal kısmın işaretini değiştiriyorsun. İ'nin işaretini değiştirdim. 3 i oldu. Bunu da eksiyle çarp diyor. Eksiyle çarparsak eksi 2 olur. Eksi 3 i olur. Yani cevabımız Bursa'da vardır. Geldik buna. Olduğuna göre Z'nin eşleniğini hadi bir bulalım önce Z'yi. Z'yi önce bir düzenleyelim. Bak ortak payda da yazmış ya şöyle yazalım biz. Eksi 2 bölü 4 artı 3 i bölü 4 diye bir ayıralım bunu. Z'nin eşleniğinin diyor. Şimdi eşleniğini yazalım. Z'nin eşleniği eşittir. Reel kısma hiç dokunmuyorum. Yine eksi 2 bölü 4'tür diyorum o. Ama imajiner kısmın yani sanal kısmın işaretini eksi yapıyorum. 3i bölü 4. Z'nin eşleniğinin reel kısmı ile yani burası ile sanal kısmının yani şuranın toplamı kaçtır? O halde toplayalım. Eksi 2 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4'ün toplamı kaçtır diye soruyor. Paydalar eşit. Üstleri topla eksi 2 ile eksi 3'ü eksi 5 yaptı dostum. Cevabımız eksi 5 bölü 4 yani Ceyhan'da var. Şu soruya bakalım bu ne diyormuş. Z diye bir karmaşık sayı yazmış amcam bize. Reel Z'nin eşleniği, imajiner Z'nin eşleniği nedir diye bir soru sormuş. Hadi başlayalım. Önce Z'yi bir toparlayalım bakın i'ler dağınık. Önce Z'nin toparlanmış halini yazıyorum. 3 artı x. Burası i'siz kısım. Eksi demeyelim. Artı parantezine de şu i'leri yazalım. I parantezinde 1 buradan geliyor. Eksi y de buradan geliyor. 1 eksi y. İşte z'nin toparlanmış hali bu. Z'nin eşleniği diyor bize dostum. Reel kısmına hiç dokunmuyorduk. İmajiner kısmın önündeki işareti değiştiriyoruz. Eksi 1 eksi y. Çak iyi de unutmayalım. Bu da imajiner kısmı. Şimdi reel kısmı ile yani burası ile 3 artı x ile
İmajiner kısmını toplayın diyor. Orası da şu. Değil mi dostum bak? İ'nin katsayısı. Eksiyi göz ardı etme. Hatta bu eksiyi dağıtarak yazayım ben buraya. Eksi 1 artı y olur. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. X artı y var bir de. Artı x artı y var elimizde. Evet. Hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında mevcut. 9 numarayı gömdük goberler. Şimdi 10 numarayı alalım. Bakalım bu ne diyormuş. Sayısının sanal kısmı kaçtır? Şimdi bakın burada da bu köşe taşımızda da şöyle sorular var galiba. Evet bakıyorum hepsinde aynı. Payda kısmında yani alt kısımda bir karmaşık sayı mevcut. Biz ilk iş şunu yapacağız. Alttaki karmaşık sayıyı hani köklü sayılarda yapıyordum ya. Eşleniyle çarpacağım hem paydayı hem payı ve bunu bir düzenleyeceğim arkadaşlarım. Yani 1 artı i'nin eşleniyle çarpıyorum şimdi. Tabii o da nedir? 1 eksi i'dir. Burada hiç acele etmeyin arkadaşlar. Hemen böyle kafadan çarpmaya çalışmayın. Bakın ben önce 3 eksi i'yi yazıyorum. Çarpı 1 eksi i ile çarpacağız. Bölü yine 1 artı i'yi 1 eksi i ile çarpıp genişletiyormuşuz bunları. Hadi çarpalım şimdi. Üst tarafı çarpıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere eksi i, eksi 3 i. Eksi i ile 1'in çarpımı eksi i. Eksi i ile eksi i'nin çarpımı, bak onu kenarda çarpalım. Eksi i çarpı eksi i. Bir kere eksi ile eksinin çarpımından artı geliyor. I ile i'nin çarpımı da i karedir. I kare de eksi 1'di dostlarım. O halde buraya eksi 1 yazdım. Şimdi bölü. Eşlenik çarpımı çok kolay arkadaşlarım. Aynı köklü sayılardaki gibidir. Birinci sayımız 1, ikinci sayımız i. İ'nin katsayısı daha doğrusu. Bu birinci sayımız, bu da ikinci sayımız. Ya da buradan da söyleyebilirsin. Birinci sayı, ikinci sayı. Olay çok basit. Birinci sayının karesini alıyorsun. 1. İkinci sayının karesini alıyorsun. Yalnız unutma i'nin katsayısının karesini alacağım. 1'in karesi yine 1. Araya da hep artı koyacağım dostum. Yani 1 artı 1'den 2 gelecek. Şimdi bunu uzun uzun burada anlatmayalım dostlar. Kısaca bu şekilde biliniz siz. Peki toparlıyorum üst tarafı. 3'ten 1 çıktı 2. Eksi 3i, eksi i daha eksi 4i bölü 2 geldi. Hadi bir de yukarıyı 2 parantezine alıp bölelim 2'ye. Her ikisi de bölündüğü için. 1 burası kalıyor. Eksi 2i de burası kalıyor. Ve sanal kısmını soruyor bize. Sanal kısmımız eksi 2'dir diyebiliriz dostlar. Cevap Adana'da gizli. Hadi buna bakalım. Şimdi bunu da ne yapacağız kardeşim? Önce bunun eşleniği 1 artı i ile çarpacağım. Burayı da 1 artı i'nin eşleniği 1 eksi i ile çarpacağız. Peki 1 artı i ile 1 artı i'nin çarpımı geldi burası. Yani kısaca 1 artı i'nin karesi. Biz bunu da bir önceki köşe taşımızda öğrenmiştik. Hemen yazacağız birazdan. Şimdi burayı artık direkt söyleyelim. 1'in karesi 1'in karesi. Topluyordum 2. Köklü sayılarda ne yapıyordum? Çıkartıyordum. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diyorduk. Ama karmaşık sayılarda ne yapıyormuşum? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı diyormuş. Peki devam. Şurayı bulalım şimdi. Burası da 1 eksi i'nin karesi geliyor. Bölü. Şimdi 1 eksi i'nin eşleniğiyle çarpalım. Birincinin karesi 1. İkincinin karesi yine 1. 1 ile 1'in toplamı 2. Şimdi artık üst tarafı düzenleyelim dostlarım. 1 artı 2, i'nin karesi 2i demekti. Artı 1 eksi i'nin karesi de eksi 2i demekti dostlarım. Ve bölümümüz var bir de 2. 2i'den 2i çıkınca 0 kaldı. Bölü 2'den de 0 bölü sayı 0 yapacak cevabımız Ceyhan geldi. Evet bu amcaya bakalım bu ne diyormuş. Z'yi vermiş, U'yu vermiş karmaşık sayılar olduğuna göre işleminin sonucu. Diyor ki Z'nin eşleniğiyle. Hemen Z'nin eşleniğini yazıyorum. 2 eksi i'dir artık bunun eşleniği. İ'nin önündeki işareti değiştirdi. Çarpı U'nun eşleniği. Bak U'nun sanal kısmının önündeki işareti değiştireceksin. Artı 2 ya. Sen eksi 2 i diyeceksin buna. U'nun eşleniği de bu. Bölü 1 artı 2i demiş bize amca. Hadi toparlayalım şimdi üst tarafı. 2 ile eksi 2i'nin çarpımı eksi 4i.
Eksi i ile, bak buraya dikkat, şimdi i'leri çarparken dikkat, eksi i ile eksi 2 i'yi çarpacağım. Eksi ile eksinin çarpımı artı, 2 ile 1'in çarpımı 2, i ile i'nin çarpımı da eksi 1. İ kareden eksi 1. Eksi 2 mi geldi burası dostum? Bölü, burası da 2 i artı 1'miş. Hadi üst tarafı eksi 2 parantezine alalım. Hem eksiyi hem 2'yi aldım, 2 i kaldı. Hem eksiyi hem 2'yi aldım, sadece artı 1 kaldı. Bölü, aşağıda da 2 i artı 1 var. Bunlar sadeleşirse geriye bir tek eksi 1 kaldığını gördünüz, eksi 2 kaldığını gördünüz gobeller. Cevap da Adana'da varmış zaten. Hemen geldik şu sorumuza. Bakın yine burada önce ben şu paydadaki i'liği ifadeden kurtulayım. Yani bunu 2 eksi i ile çarpalım. Şöyle olur. 5 çarpı 2 eksi i bölü bir 2'nin karesi bir de 1'in karesi 4. Bir daha 5 geliyor. Hatta bu 5'ler gitti. Yanında a artı b i eşittir 3 artı 2 i mevcut. Şimdi tekrar toparlayalım. 2 var, a var. O halde a artı 2. Eksi i artı b i. Yani artı i parantezine alırsam buradan b gelir. Eksi i'den de eksi 1 kalır sadece dostum. Eksi 1 eşitmiş 3 artı 2 i'yi. Bakın ne biz ne öğrenmiştik? İki karmaşık sayının eşitliği. Reel kısım, reel kısma eşit. Yani a artı 2, 3'e eşit. O halde a 1. İmajiner kısım, yani b eksi 1 de bunun imajerine, yani 2'ye eşit. B de eşittir 3 çıktı. A ile b'nin toplamını soruyor. 4'ü yapıştırdım gobeller. Evet, çevirdik. Şimdi buradayız. Bakalım bunlar ne diyormuş bir görelim. Şöyle önce bir odaklanmasını da bir ayarlayalım. Ve başlayalım sorumuzu çözmeye. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi önce burada şunu yapacağım. Üst taraf iki parantezine alınabiliyor. İki parantezine aldığımda 1 eksi i bölü, burada da 1 artı i var dostlarım. Bunu yazdık. Şimdi isterseniz önce eşleniyle çarpın. Eşlenik olarak paydadakini eşleniyle çarpınca düzenleniyor diye hani arkadaşlar. İster öyle yapın. İsterseniz direkt 40. kuvvetlerini alabilirsiniz. Neden? Çünkü bunlar bizim sevdiğimiz 1 eksi i ve 1 artı i. Karelerini aldığımız zaman ne yapacağımızı biliyoruz en azından. Şimdi biz hangisini yapalım? Biz eşlenikle çarpalım. Yani 1 eksi i ile hem paydayı hem payı çarpalım. Şöyle oluyor o zaman. Şu 40. kuvveti ben yine yazayım buraya. Burası 2 çarpı 1 eksi i çarpı 1 eksi i. Yani 1 eksi i'nin karesi. Bölü 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı eşlenik çarpımı olduğu için birincinin karesi, ikincinin karesi toplanacak. 1 ile 1'in toplamı 2. Bakın bu ikiler gitti bile kafadan. Güzelce bir şey çıktı. Şimdi 1 eksi i'nin karesi var. Yani 2 i'nin karesi var arkadaşlarım burada. Eksi 2 i daha doğrusu. Eksi 2 i var. Hatırlayın, bunları gerekirse aklınızda tutun demiştik. 1 eksi i'nin karesi demek eksi 2 i demek. 1 artı i'nin karesi demek 2 i demekti. O halde ben şimdi 1 eksi i'nin karesi yerine 2 i yazıyorum. Bir de üstünde ne kaldı? 40 kaldı. Şimdi devam. 2'nin 40. kuvveti var burada bir de i'nin 40. kuvveti var. Ne demiştik? i'nin 4'ün katı olan tüm kuvvetler, 4'ün katı olan tüm kuvvetler i'nin 0. kuvvetine denktir. i'nin 0. kuvveti de 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1. O halde bunlar 1. 1'i yazmaya gerek yok. Geriye bir tek 2 üzeri 40 kaldı. Cevap Edirne geldi. Şuna bakalım şu amcaya. Şimdi önce z'yi bir düzenleyelim. Yukarıyı kök 3 parantezine alırsak 1 artı i kalır. Aşağıda da kök 3 var. Kök 3'ler gitti. Z buymuş aslında. Ve bize de z'nin 10. kuvvetini soruyor arkadaşlarım. Yani 1 artı i'nin 10. kuvveti. Peki 10. kuvvetini alamam ama karesini biliyorum değil mi ben? O halde şöyle yapalım. 1 artı i'nin karesinin aslında 5. kuvvetidir bu.
Çünkü 2 ile 5'in çarpımı 10'a ulaştı. Peki 1 artı i'nin karesini biliyoruz ezbere. 2i. Üstünde bir de 5 var. Yani bir 2'nin 5. kuvveti var. 32'dir o. Bir de i'nin 5. kuvveti var. Peki i'nin 5. kuvveti aslında i'nin 4. kuvvetiyle i'nin 1. kuvvetinin çarpımıdır. Peki 4. kuvvette neydi arkadaşlarım? I üzeri 0 yani 1'e denkti. O halde bir tek geriye i kaldı. 32 i çıktı sorumuzun cevabı. Evet geldik şu gobele. Bakalım bu ne diyor. Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şurayı bir düzenleyelim biz. 8. kuvvet var. Biz bunu şurada yapalım hemen arkadaşlar. 1 artı i'nin 8. kuvveti demek aslında karesinin 4. kuvveti demektir. Karesini aldığım zaman 2i gelir. 2i'nin 4. kuvveti olur. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. i'nin 4. kuvveti i'nin 0. kuvvetine eşit olduğu için 1'dir. Demek ki şurası aslında komple şu kocaman şey 16'ymış meğerse. 16 çarpı z'nin eşleniği diyor bize arkadaşlar. Şöyle oldu. 16 çarpı z'nin eşleniği eşittir 1 artı 2i. E hadi bir de 16'ya bölelim. Z'nin eşleniği 1 bölü 16 artı 2 bölü 16. Yani 1 bölü 16 i geldi. Bu z'nin eşleniği. Dostum z'nin eşleniğinin de eşleniğini alırsan z'yi bulursun. E o halde z'yi soruyor bana. Ben z'nin eşleniğinin eşleniğini alacağım. Yani i'li katsayıyı ters işaret yapacağım. Artıysa eksiye çevirdim. Bu durumda z'nin kendisi de ne oldu? 1 bölü 16 eksi 1 bölü 16 pardon 1 bölü 8 oluyor burası. Çok özür dilerim. 2 ile sadeleştirdik çünkü. 1 bölü 8 i. Evet, hangi şıkkımızda var? Galiba Adana şıkkımızda mevcut. Geldik son sorumuza. Bu köşe taşının son sorusu. Diyor ki z'nin 50. kuvveti. Hadi biz önce z'yi bir düzenleyelim arkadaşlarım. Bir toparlayalım. Pay eşitlemesi yapalım mı burada kardeşler? Şurayı kök 2 ile çarpalım. Burayı da i ile çarpalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Artı 2i oluyor. Bölü i çarpı kök 2. Şimdi payda da i'li bir şey var. Bunu hemen eşleniğiyle çarpalım. Yani eksi i kök 2 ile çarpalım bunu isterseniz. Hemen çarpıyorum. 2 artı 2i'nin çarpı i kök 2 diyelim. Bir de başında eksi var. Bölü i kök 2 ile bunun çarpımı. Kök 2 ile kök 2 bir kere 2 yapar. Eksi de buradan eksi ile artının çarpımından gelir. İ kare ile i kareden de eksi 1 gelir. Yani artı 2 olur burası da dostlarım. Bu hale getirdik şimdi bunu z'yi. Hatta şunu yapalım. Şurayı 2 parantezine alalım biz bir de. 2 parantezine alırsak ve 2'ler de sadeleşirse şöyle bir şey kalır. Eksi 1 artı i'nin i kök 2 ile çarpımı kaldı arkadaşlarım. 2 ile sadeleştirdik şunları. Peki bunun da diyor ki bize 50. kuvvet. Şimdi tek tek alalım. Eksinin 50. kuvveti bir kere artıdır. 1 artı i'nin şurada kenarda gösteriyorum. 1 artı i'nin 50. kuvveti demek. Karesinin 25. kuvveti demek. Yani 2i'nin 25. kuvveti demek. Yani bir 2'nin 25. kuvvetini alacağım. Çarpı bir de i'nin 25. kuvveti. Peki i'nin 25. kuvveti de i'nin 24. kuvveti çarpı i'nin 1. kuvvetidir. 24. kuvvet i üzeri 0'a denkti. 0'da 1'de i üzeri 0. Bir tek i'nin 1. kuvveti kaldı yani i. Kaldı. Bir de şuraya gelelim. i'nin 50. kuvveti var. i'nin 50. kuvveti. i'nin 50. kuvveti. Peki bunu toparlayalım şimdi. Bu ne demek? i üzeri 48 çarpı i üzeri 2. i üzeri 48 4'ün katı olduğu için i üzeri 0'dır 1. i karede eksi 1'dir. O halde çarpı eksi 1 geliyor bir kere. Ve son olarak çarpı kök 2'nin 50. kuvveti var. Kök 2
2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Bir de 50. kuvveti. 1 bölü 2 ile 50'yi çarparsan 2 üzeri 25 çıkar burası da. Bir de çarpı 2 üzeri 25 geldi. Hadi şimdi bunu toparlayalım. 2 üzeri 25. 2 üzeri 25 daha 2 üzeri 50 yapar. Üstler toplanıyordu. Çarpılınca değil mi? Üstler toplanıyor. Bir de i var yanımızda. Bir de eksi 1 var. Eksiyi de buraya koydum. İşte cevap budur arkadaşlarım. O da Adana şıkkında mevcut. Acele etmeden yavaş yavaş yaparsanız doğru cevabı tek seferde buluyoruz arkadaşlar. Evet, 12'ye geldik. Bakalım burada nasıl sorularımız var, bir görelim. Şöyle odaklanmasını da yaptım. Evet, ne diyor bu amca? 1 artı i çarpı z'nin eşleniği 3 eksi z. Dostlar böyle z, z'nin eşleniğini bir arada gördüğünüzde şunu yapıyorum ben hemen. Z dediğim şey a artı b i olsun. E bu durumda z'nin eşleniği a eksi b i olur. Hadi şimdi gelin z'yi ve z'nin eşleniğini yerine yazalım. Şöyle oluyor. 1 artı i çarpı z'nin eşleniği yani a eksi b i eşittir 3 eksi z. Z'yi de şöyle açarak yazıyorum. Eksiyi ya da açmayalım. A artı b i diyelim, birazdan açarız. Unutmayın, toplamlı çıkartmalı bir şey yazıyorsanız eksinin sonunda mutlaka parantez içinde yazıyoruz. Şimdi dağıtıyorum. 1 ile a'nın çarpımı a. 1 ile eksi b i'nin çarpımı eksi b i. I ile a'nın çarpımı a artı a çarpı i. I ile eksi b i'yi çarpacağım. Bak i çarpı eksi b i. I ile i'nin çarpımı eksi 1 i kareden dolayı. Eksi b ile çarpıyorum. Artı b geliyor burası. Eşittir 3 eksi a eksi b i. Peki eksi b i eksi b i'yi götürsün bakalım. Burada neler kaldı şimdi ona bakalım. A artı b kaldı. Bir de artı a i. A çarpı i. Eşittir. Burada da 3 eksi a kaldı arkadaşlarım. Yanında i'li bir şey yok. Demek ki bunun reel kısmı 3 eksi a, imajiner kısmı 0 i'miş. Reel kısmı 3 eksi a ise 3 eksi a'yı ben tutup a artı b'ye eşleyeceğim. Bunun reel kısmına. Buradan da a artı b, şuraya yazalım. A artı b. Bir de a'yı bu tarafa aldım. 2a artı b 3 çıktı. Bu 1. Sonra bunun imajiner kısmı i'nin katsayısı a'dır. Bununki de 0'mış. O zaman a 0 çıktı. 0 ise b de 3 çıktı bu durumda. Bize neyi soruyordu? Z karmaşık sayısı. Z karmaşık sayısı şuydu. A artı b i. Yani 0 artı 3 i diyeceğiz sorunun cevabına. O da sadece 3 i yapacak. Hadi 2'de de aynı muhabbeti yapacağız şimdi dostlarım. Z'nin reel ve imajiner kısmını soruyor. Şimdi biz Z'ye öncelikle ne diyecektik? A artı B i. Hadi yazalım burada. A artı B i eksi 3 i eşittir. Parantez içinde 2 çarpı Z'nin eşleniği yani A eksi B i'dir. Artı i var. Dışarıda bir de çarpı i var arkadaşlar. Düzenleyelim şimdi burayı. A artı i parantezinde b eksi 3 olur burası. Eşittir. Şu parantezi bir içeriye dağıtalım önce. 2a eksi 2bi artı i geliyor. Bir de çarpı i'miz var. Bir daha düzenleyelim. A oldu artı i parantezinde b eksi 3 eşittir. i'yi içeriye dağıtıyorum. 2 çarpı a çarpı i olur. I ile buranın çarpımı, şunun çarpımı, onu da kenarda yapalım. I ile i'nin çarpımı eksi 1. Eksi 2b ile de çarpıyorum. Artı 2b oldu. I ile i'nin çarpımı da son olarak eksi 1 geldi. Düzenleyelim şimdi. Bunun reel kısmı a'dır. Bunun reel kısmı 2b eksi 1'dir. 1'dir. Bunun imajiner kısmı b eksi 3'tür. Bunun imajiner kısmı da 2a'dır. Goberler. Hadi şimdi bu iki denklemi alt alta yazıp çözeceğim. Şunu bir düzenleyelim. 1 eşittir 2b eksi a'dır. Bunu bir düzenliyorum. 2a eksi b eşittir 3 müdür? Eksi 3'tür.
Şimdi buradan A'ları B'leri yok edelim dostlar. Ve A artı B'yi de bulmaya çalışalım. Hatta şöyle yapalım mı arkadaşlar? Direkt alt alta toplayın bunları bakın. Burası eksi 2 geliyor. 2B. B çıktı. B kaldı. 2A. A çıktı. A kaldı. B artı A'yı eksi 2 bulduk. Zaten bizden de onu istiyor. Hani reel kısmıyla imajiner kısmını, yani A ile B'yi toplayın diyor. Ve onu da pat diye bulduk hemen. Geldik şuna. Olduğuna göre Z'nin eşleniği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Hemen ne yapıyorum goberlerim? Z'ye Z dediğim ifade A artı B İ olsun diyorum. Getirip bunu A artı B İ ifadesini kök içinde 3 artı 4 İ'ye eşit diyorum. Şimdi kökten kurtulalım. Her iki tarafın karesini alalım şöyle. Karesini alıyorum. Buranın karesi, birincinin karesi artı birinciyle ikinciyi çarpıp iki katına aldım. Artı ikincinin karesi, yani hem B'nin hem de İ'nin karesidir bu. İ kare eksi bir yaptığı için eksi B kare geldi burası. Eksi B kare. Eşittir, kök gitti. 3 artı 4 İ de burası çıktı. Şimdi bunun reel kısmı a kare eksi b karedir. Yazıyorum. A kare eksi b kare eşittir 3'müş. İmajiner kısmı 2ab'dir. Bununki de 4'müş arkadaşlar. Şimdi hatta 2'ye bölelim bunları. AB eşittir 2 çıksın. Şimdi çarpımları 2. 2 ile 1 geliyor aklıma. Karelerinin farkı 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4'ten 1 çıktı 3. Evet, 2 ile 1 sağlıyor arkadaşlarım. Demek ki A 2, B de 1. Yani Z karmaşık sayısı aslında 2 artı İ'miş. O halde Z'nin eşleniğini soruyor bize. Aradaki işareti değiştiriyordum. 2 eksi İ'dir. O da Ceyhan şıkkında mevcut zaten dostlar. Hadi bakalım, şimdi geldik 4. son sorumuza. Bu videonun son sorusu. Z kare artı 4 diyor. Z artı 2 var aşağıda. Bak ne yapacağım şimdi kardeşim. Z kare artı 4 dediğim şey, şimdi 4'ün yanına ben 1 ile çarpsam bunu. 4 çarpı 1. Yine 4 demektir değil mi dostlarım? Peki 1 ile değil de eksi 1 ile çarpsam eksi 4 çarpı 1 olur. Eksi 1 demek de arkadaşlarım, eksi eksi 1 ile çarpayım daha doğrusu, şöyle denge bozulmasın, eksi çarpı eksi 1 diyorum ki yine artı 1 olsun, 4 olsun sonuç. Peki eksi 1 demek de i kare demek değil miydi arkadaşlar? O halde ben eksi 4 çarpı i kare diyebilirmişim buna. Peki hatta bunu da eksi 2 i'nin karesi diye de yazabilirmişim. O halde z kare artı 4 dediğim şey aslında z kare eksi 2 i'nin karesidir ki bak 2 kare farkı yapacağım ben. Yani 1 z eksi 2 i diyeceğiz çarpı z artı 2 i diyeceğiz. Hatta aşağıda hocam da ipucuyu vermiş zaten arkadaşlar. Bakın burada da kendisi söylemiş zaten. Bölü z artı 2 i'ye bölün diyor. Tamam, böylece. Artı, şimdi bakın yine 1 için konuşalım. 1 ben 1'i eksi çarpı eksi 1 diye söylerim. Eksi 1 dediğimde i karedir dostlarım. O halde burası ne oldu? Z kare eksi i kare. Onu da nasıl yazıyoruz? Z eksi i, z artı i diye yazdım. Bölü bir de z eksi i var. Eşitmiş 4 artı i'ye. Bakın z artı 2 i ile z artı 2 i gitti. Burada ne kaldı? Z eksi 2 i kaldı. Artı bunlar gitti. Z artı i kaldı. Eşittir 4 artı i'ye. Hadi toparlayalım birazcık burayı. Şu i'ler sadeleşti. Burada 2 z var. Eksi 2 i'yi de bu tarafa alalım. 4 artı 2 i olsun. Bir de ne yapalım? 2'ye bölelim bunları. 2'ye bölersem z kalır. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm i. Z'yi buldum. Z karmaşık sayısının eşleniğinin sanal kısmı kaçtır diye soruyor. Z buysa z'nin eşleniği 2 eksi i'dir. Sanal kısmı
Eksi 1 çıkar dostlarım. Cevap da Bursa olur. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.